Kazakistan'ın manevi başkenti, Türklerin manevi başkenti Türkistan'dan merhaba arkadaşlar tekrar. Bu sefer de size Türkistan'da market fiyatlarını göstereceğim. Şu anda aylardan Ekim 2023'teyiz. Baştan söyleyeyim arkadaşlar, para birimi tengi. 1 tengi 500, şöyle söyleyeyim, 500 tengi 1 dolar yapıyor. Oradan da artık hesabınızı yapabilirsiniz diyorum. Ve kamerayı çeviriyorum. Buradan sonra artık fiyatları siz hesaplarsınız. Açıklamada da yazacağım zaten. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ekmekler yaklaşık yarım dolar. Daha 110 dolara da var. Böyle daha küçük ekmekler ama tükenmiş. Ondan sonra burada bakın böyle içecekler 395. 1 doların altında kocaman bir limonata alabiliyorsunuz. Şurada biralar var. Biralar yaklaşık yarım dolar. Gördüğünüz gibi yarım dolara bira alabiliyorsunuz. 15 TL'ye geliyor burada biranın fiyatı. Ondan sonra bilindik markalar da var. Ha, cipsleri gösterelim. Böyle bir karışık gideceğim. 1 dolar civarında cipsler biraz pahalı. Genellikle İtal ürünler. 1 dolar civarına cips alabiliyorsunuz. Onun dışında bakın kolaya göstereyim. 2,5 litre kola 1 dolardan biraz daha fazla. Yani yaklaşık 35 TL'ye falan geliyor şu gördüğünüz kolanın. Türkiye'yle aşağı yukarı. Hatta Türkiye'den bir tık daha ucuz. Sonra buradan devam ediyoruz. Yumurta arkadaşlar en çok tüketilen ürünlerden bir tanesi. Burada bakın 30'usunu göstereyim. 2029 yani 4 dolardan daha azla denk geliyor. 4 dolar civarına denk geliyor arkadaşlar 30'lu yumurta. Beyaz yumurta burada pahalıymış gördüğümüz kadarıyla. Ondan sonra burada pastalar falan var. Bunları çok söylemeye gerek yok. Daha böyle bir temel gıdalara devam edelim. Ondan sonra bakın bisküviler falan var. İşte bu tarz ithal bisküviler ya da buranın bölgesinde 2 dolara, 3 dolara değişik paketlerde bisküviler görebiliyorsunuz. Devam edelim. Bakın burada içeceklerin toplu olduğu bir yer var. Böyle gösterelim. Enerji içecekleri yarım dolar civarında. Yarım dolardan biraz daha fazla. 20 lira civarına. 20 TL civarına işte ice'leri. Aşağı yukarı hepsi aynı fiyatlarda. Yarım dolar civarına içecek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra devam edelim. Bakın yine biralar var burada. Yine yarım dolardan biraz daha fazla. Evet yağ. Bizim Türkiye'deki son zamanlarda en çok konuştuğumuz. Burada biraz daha renkleri farklı ama ayçiçek yağları yaklaşık 5 dolar civarına geliyor. Yani Türkiye ile aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Süte gelelim. Süt çok önemli. Burada sütlerin litresi oldukça pahalı diyeceğim ama değişiyor tabii markalara göre. Bakın şu gördüğünüz 2 bu biraz büyük bir litre. Evet bunun litresini göremedim. Ama yanılmıyorsam 2 litrelik bunlar. Bunlar işte 2 dolar civarına geliyor. Evet litrelikler 500. Yani tam 1 dolar civarına bir tane alabiliyorsunuz. 30 lira civarında litresi. Ondan sonra bakın şöyle çikolataları falan gösterelim. Bunlar tabii ki çok önemli olmasa da hani temel gıda değil. Ama yine meşhur yabancı çikolatalar 1 dolar civarına birçok yabancı çikolatayı alabiliyorsunuz. Devam edelim ondan sonra. Bakalım arka taraflarda biraz daha temel gıda neler var. Evet peynirlere falan geleceğim. Burada peynir çok tüketilmiyor. Onu da söyleyeyim. Çok fazla çeşit yok. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle yoğurtlar falan 1 dolar civarında. Yani temel gıdaların böyle mesela President, dünya ünlü peynirler bunlar. 2 dolar civarında satılıyor. Biraz daha farklı paketleri 1,5 dolar civarında satılıyor. Aşağıda ithal peynirler var. Bakın işte Hollanda ve peyniri bunları bayağı bir pahalı. Yani yaklaşık 12-13 dolara. Şu aşağıdaki peynirleri alabiliyorsunuz. Salam kültürü. Burada domuz eti çok fazla bulamazsınız. Burası da bir Müslüman bir ülke sonuçta çoğunlukla. Ama çok fazla çeşit var. Burada da işte mesela şu gördüğünüz karşıdakini 6 dolara. Onun yanındakini 5,5 dolar civarında. Sosisler 3 dolar civarında. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle sucuklar var. 4 dolar civarında satılıyor. Biraz daha böyle kangal sucuk, bizimkilere benzeyen kangal sucuklar. Bu arada ben çok Türk markası olur zannediyordum ama daha çok fazla Türk markasına denk gelmedim. Bu da 4 dolar civarına satılıyor. Bunlar da biraz pahalıymış. Burada başka neler var bakalım. Alkol fiyatlarına bakalım. Çok merak ediliyor, hep soruluyor bana. Burada gördüğünüz gibi büyük büyük şişelerde mesela bu Bombay'ın cini 13.100. Bunu nasıl bölelim şimdi? Bunu 5'e bölersek 26 yapar. 26 dolara Bombay cini satılıyor. Yani yaklaşık Türk parasıyla 700 lira civarına denk geliyor. 600 civarına denk geliyor. 600 TL'ye. Şöyle bakalım başka bilinen ne var burada. Yerel birçok vodka markasını görebiliyorsunuz. Burada 5 dolar 6 dolara. Oo çok iyi fiyatlar. 5 dolara 6 dolara alabiliyorsunuz değil mi? 5 dolar. Maksimum 5 dolar. Yani şu gördüğünüz arkadaşlar. Bu vodka mı? Vodka bu gördüğünüz arkadaşlar 140-150 TL civarında. Şöyle biraz daha bakın biraları görüyorsunuz. Hep yarım dolara biralar içebiliyorsunuz. Yarım dolar. 40 ya biraz 75 sente. Maksimum 1 dolara bira içebiliyorsunuz. Ah Efes. Şu anda arkadaşlar ağlamak istiyorum.
Türkiye'de şu gördüğünüz 40 lira civarında, 45-50 lira hatta. Ama burada 30 liradan daha az bir fiyata satın alabiliyorsunuz Efes'i. Kendi biramızı Kazakistan'da daha ucuza görüyoruz arkadaşlar. Mesela Almanların meşhur Bavyera birası da burada yine 1 doların altında satılıyor. Tuborg var. Tuborg biraz daha ucuz. Gördüğünüz gibi 328. Yani 30-40 TL, 30 liraya bile değil arkadaşlar Tuborg burada. Miller'lar biraz daha pahalı. Şaraplara bakalım. 3 dolar civarında şaraplar var. Gördüğünüz gibi. 3 dolara, 4 dolara. Şaraplara biliyorsunuz biraz daha iyi markalar var. Onlar biraz daha pahalı. Şöyle kocaman bir Cabernet. Bakın arkadaşlar Cabernet şarabı şu anda 8 ile 9 dolar arasında satılıyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ah, Türkiye'den yarı fiyatına. Martini var mesela burada. Martini fiyatı yazılmamış ama hemen yanında Sparkling Wine'lar var. İşte 4 dolar civarında. Malibu biraz tabii ki pahalı bir şey. Malibu da neredeyse 28 dolar. 28 dolara Malibu'yu alabiliyorsunuz. Ne yapıyor 28 dolar? Yani 700 lira civarına, pardon 800 lira civarına alabiliyorsunuz. Olmeca tequila. Yani Free Shop'tan daha mı ucuz acaba ya? Free Shop'tan daha ucuz olabilir. Bakın bu da 26 dolar şey pardon. 18 dolar arkadaşlar. 18 dolara Olmeca'nın şeyini alabiliyorsunuz. Maksimum Türkiye'de şey şu anda 500 liraya şu gördüğünüz şarabı şey Olmeca tequila'sını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Alkol bu kadar yeter. Zararlı zaten, içmeyin. Ondan sonra devam ediyoruz. Bakın biraz daha kozmetik ürünleri. Burada Türk markasını ya da Türkiye'de de göreceğiniz birçok markayı burada görebilirsiniz. Küresel markalar var. Yine 3 dolar 4 dolar civarında birçok şampuanı alabiliyorsunuz. Pahalıymış şampuanlar tabii ki bize göre. Mesela Clear'lar şu küçüğü bile 3 dolar civarında ne yapıyor? 60-70 lira civarına geliyor arkadaşlar. Head & Shoulders'lar 4 dolar civarında. Benim en çok tükettiğim Red Bull'lar bakalım ne kadarmış, şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar 1 doların altında Red Bull satılıyor. Şu anda Türkiye'de 30 lira civarında BİM'lerde. Ama burada da yaklaşık bir 25 liraya geliyor. Yine her halükarda ucuz. Devam edelim. Biraz daha anlatacağım. Başka ne anlatalım? Ha, az önce orada deterjanlar vardı. Oraya bir gideyim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, tuvalet kağıdı. Yine son zamanların Türkiye'de en pahalı şeylerinden bir tanesi. Bakın burada 12'lisi. Burada da pahalıymış gerçekten. 2,5 dolara 60 liraya falan. İşte bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar 60 lira civarına. Sonra yine devam edelim. Bakalım. Bu arada Kazakistan, Türkistan şehrindeyiz. Onu da söyledim az önce. Bebek bezleri burada 82'lisi. Oh 900 desek, 9000 desek 28 dolar civarına, yani yaklaşık 500 lira civarına bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada biraz bebek bezi pahalıymış. Tabi daha ucuz markalar da var dediğim gibi. Sonra bakalım, ha deterjan görmüştüm, onu anlatayım. Şurada deterjanlar var. Bakın burada deterjanlar, mesela Persil. Şu anda gördüğünüz Persil burada 12 dolar civarına satılıyor. 6 kiloluğu 12 dolarda. Türkiye'de yaklaşık 300-350 lira arasında burada satılıyor. Bunun Türkiye'deki fiyatını şu an hatırlamıyorum. Ama sanırım burada biraz temizlik ürünleri pahalı sanırım, değil mi? Ama çoğunlukla herhalde şey ithal olduğu için mi pahalı? İthal olduğu için, evet. Peki mesela burada Kazakları, sizin markanız var mı mesela hiç burada deterjanda? Yok. Hep dışarıdan gelen ürünler biraz daha pahalı. Evet. Son olarak biraz da son demeyeyim de yine karşıma çıktıkça çekeceğim. Mesela Finish'ler var. Bunlar da gördüğünüz gibi yine pahalı ürünlerden bir tanesi. Neredeyse 20 dolara falan geliyor. 20 dolara Finish alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bayağı pahalıymış. Sebze nerede? Sebzeyi de bir çekelim. Sebzeler. Meyve, sebze. Biraz bakalım başka ne var. Ha, şuradan devam ediyoruz. Yurt dışında yaşamak isteyen arkadaşlar sürekli fiyatları soruyor. Biz de onlar için böyle bir video hazırlıyoruz. Ben birçok ülkede çekmiştim. Ha, burada da sebzeler var. Orayı da gösterelim. İşte en çok merak ettiğiniz yerlerden bir tanesi. Burada daha bir enflasyonu anlayabilirsiniz. Bakın yaklaşık 25 sente havuç. Havuçlar var. 25 sent. 25 sent değil mi? Bu mu? Evet. 25 sent falan. Evet, 4, hatta daha az. Ha, 140 mu? 140. Ucuza geliyor bayağı. Yani 25-30. Yani 5 liraya falan. 4-5 liraya kilosu geliyor arkadaşlar. Patates mesela 30 sent civarında. Patatesin kilosu şu anda 10 lira, 9-10 lira civarına geliyor. Soğan daha ucuz. 65'e kadar düşüyor. Bakın burada soğanlar. Soğan çok ucuzmuş burada. Bizde biraz son zamanda pahalı. Şöyle domates pahalıdır. Tahmin ediyordum. Domatesler hem çok iyi değil hem de pahalı arkadaşlar. Çünkü domates yetişen bir ülkeden bahsetmiyoruz. Yaklaşık 1,5 dolar, ya 1 dolardan biraz daha fazla fiyata. Yani 40 liraya yakın fiyata satılıyor. Salatalıklar da tabii 1 dolardan daha ucuza satılıyor. Bu da yaklaşık işte
20 liraya falan satılıyor kilosu. Şöyle bir patlıcanı da gösterelim. Patlıcan da 385, yine 1 dolardan daha az fiyata satılıyor. Bu da yaklaşık bir 20 TL civarında satılıyor. Yani meyve ve sebze, karpuz var. Karpuzun kilosu şu anda çok çok ucuz. 10 sent civarına, 8 sent. Değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, 2 lira civarına bir kilosunu alabiliyorsunuz karpuzun. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı fiyatlar böyle. Burada asgari ücret ne kadar? Asgari ücret. Asgari ücret 75 bin TL. Yani kaç lira yapıyor? Benim 250 mi? Yok. 150 dolar mı? 150 dolar. Ama ondan daha fazla alıyorlar mı? Ondan daha fazla tabii ki. Tabii bayağı üzerine bir şey ekleniyor. Yani normal ortalama maaş 200 bin TL. 200 bin TL yani 400 dolar civarında. Evet. Peki neler ücretsiz burada? Nasıl ücretsiz? Yani şey hep derler, elektrik, su, bunlar ücretsiz bir şey var mı devletin verdiği? Ücretsiz bir şey. Hepsinin bedeli var. Hepsinin bedeli var ama ucuz bence. Türkiye'ye göre çok ucuz. Tabii. Şimdi mesela, enerji... Mesela gaz litresi, otogaz, otomobili gaz. Benzini söyle. Evet, benzini söyle. 64 denge. 64 denge. Nasıl ya? 64 denge. 64 denge sadece. Denge, evet. Arkadaşlar şu anda gazın litresi 0-2-0-1 sent arası. Evet. Evet. Yani bunu 30'la çarptığınız zaman 3 liraya litresi geliyor. 3 TL. 3 ya da 4 TL. Benzin? Benzin 180, 190. Tamam, 190 dolar olarak yaparsak dolar, yarım dolar, dolardan daha az. 4 dolar olarak. 40 sent desek arkadaşlar 12 liraya bile gelmiyor. Şu an Türkiye'de... 0.5 dolar değil mi? Ha, 0.5 dolar. 200 tengeye yakın olur. 200, hadi 0.5 dolar diyelim arkadaşlar. Şu anda yani 0.5 çarpı 4. 0.5 değil, 0.4. 0.4. 30'la çarpın arkadaşlar. 12 liraya. Benzinin litresi 12 liraya. Kazakistan. Yani Kazakistan enerji konusu çok ucuz. Gazı var tabii. Yani ondan dolayı. Ama işte üretim çok fazla olmadığı için ve dışarıdan geldiği için ürünlerde ithal ürünler oldukça pahalı. Ama yine de Türkiye'deki şartlara göre birçok kalem daha ucuza geliyor. Burada da videoyu bitiriyoruz. Benimle kalmaya devam edin. Bir sonraki ülkede görüşürüz.